Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Göklerin Sırrı hikayesinin 6. bölümündeyiz. Malbonter Otası'ndayız. Kanatların olduğunda tekme arkadan gelmez. Ya nereden gelir? Ne anlatmak istediğini anlamadım. Bölüm 6. Kanatlar saldırı altında. Zincirlerin sesi ve yürek parçalayan çığlıklar. Nem ve ağrı kokusu. Her hışırtıdan Lucifer'ın eline uzandım ama hemen kendimi geri çektim. Lucifer iyi eğitimli bir asker gibi yürüdü. Her iki tarafımızdaki hapishane hücrelerini görmezden geldi. Mahkumlar ellerini uzattı. Korkutucu, insan gibi değil. Uzanmaya, bana dokunmaya çalıştılar. Korkma. Sen yanımızdayken zaten korkmayız herhalde. Kanadımın tüyünü tutmaya başaran ellerden birini tokatladı. Burada ürpertici. Bu henüz cezalandırma zamanı olmayan mahkumlar için geçici bir hapishane. Burada işkence etmiyorlar, sadece kilitli tutuyorlar. Yani bunlar daha çiçek. Sakince konuştu ama gerginliğini hissettim. Atlamaya hazırlanan bir panter gibi. Nereye gidiyoruz? Artık hiçbir yere. Lucifer hücrenin birinde durdu. İçeri gel. Pardon, ne? Seninle uğraşacak vaktim yok. Beni burada onların yanında mı kapatmak istiyorsun? Kendi iyiliğin için, güven bana. Sen, aktif şekilde diren, itaat et. İtaat et. Yavaşça, neredeyse sevgiyle beni bir hücreye yönlendirdi ve burnumun önünde kapattı. Aferin. Nereye gidiyorsun? Şu yerdeki şeyler çok iğrenç. Parmaklıklara yaslandım ama hemen cildime yapışan keskin dikenlerle kaplandılar. Hiçbir şeye dokunma. Beni burada bırakacak mısın? Tek başıma mı? Ben babamla buluşana kadar burada kalsan daha iyi olacak. Sana kimse dokunamaz, cesaret edemez. Komşu hücrelere bakarak son sözü vurguladı. Orada karanlıktı ve Lucifer boşlukla konuşuyormuş gibi görünüyordu. Ama prangalar gürledi, karanlıkta biri olduğunu uyardı. Hemen geliyorum. Hayır bekle Lucifer. Ama o artık kayboldu. O çocuğu. Ay iyi ki kısa yazmışlar. Okumadım. Seninle bir daha asla hiçbir yere gitmeyeceğim. Aklıma gelen her şeyi bağırdım. Komşu hücrede prangalar tekrar çalana kadar susmaya ve dinlemeye zorladılar. Burada kim var? Hücreleri aynı parmaklıkları ikiye böldü. Böylece komşu olanda neler olduğunu görebiliyordun. Zifiri karanlığa bakmaya başladım. Yavaş yavaş bir silüet oluşmaya başladı. Birisi yavaş yavaş yaklaşmaya başladı. Sonra durdu. Kim olduğunu görmek için bir adım daha ileri gittim. Ve aniden karanlıktan bir şey fırladı. Ve elimi tuttu. Ve kendine doğru çekti. Hey bebeğim. Ay çok kötüsün ama ya. Beni mi çağırdın? Seni niye çağıralım tipe bak. Dikenler elin içine girdi ve keskin bir hareketle cildi kesti. Canım acıyor. Tatlı şey. Vur ona. Elini sertçe çek. Lucifer'la tehdit et. Vurmak istiyorum ona. Her türlü bizi hatırlıyor sanırım bu seçeneklerin hangisini seçersek seçelim. Diğer elimi uzattım ve keskin bir hareketle kafasını parmaklıklara vurdum. Ah kaltak. Mahkum seni. Kaltak olarak hatırlayacak. Mahkum gözlerini benden almadan bir köşeden diğerine geçti. Zaten birini serbest bıraktı duydun mu? Kim o? Birini serbest bırakmayı başardığına göre diğerlerini de kurtarmayı başaracak. Ve o beni serbest bıraktığında seni mutlu bir şekilde yiyeceğim. Mahkum dudaklarını yaladı ve hızla dişleriyle vurdu. Yaklaşma. Uzaklaştım ama bu yaratığın gözleri sanki karanlıkta yanıyordu. Onlardan kaçış yoktu. Kimden bahsediyorsun? Kim o? Bilmiyor musun? Cevap ver. Kim o? Mahkum tekrar yavaşça sanki yüzüyormuş gibi. Yüzünü daha iyi görebilmem için parmaklıklara yaklaştı. Ve hecelere fısıldadı. Sanki kelimenin tadını çıkarıyormuş gibi. Mal. Bon. T.
Mabonten'in bizi tutmayıp seni tutacağını mı düşünüyorsun yani? Hücre açıldı. Lucifer içeri girdi. Yere kan tükürdü ve biraz sarsıldı. Senin neyin var? Ay, çok kötü dövmüş babası da. Bu dövülmenin detaylarını hatırlamıyordum. Sadece sevgili babamla bir görüşme. Duvara yaslanarak tekrar sendeledi. Acı bir yanılsamadır. Acı sadece irade ve karakterin bir simülatörüdür. Güldü ve kan öksürmeyi bırakmadan hemen kaburgalarını tuttu. Ona yaklaştım, omzuna dokundum. Böyle bir durumda kendimi şaşkın ve çaresiz hissettim. Ama Lucifer hızla döndü, beni duvara bastırdı ve boğazımı sıktı. Hepsi senin yüzünden. Ay, bir anda niye böyle yaptın şimdi, Allah Allah. Ne yapıyorsun? Yüzümü dikkatle incelemeye başladı. Gözlerime odaklanan inatçı bir bakış. Sonra burnuna ve dudaklarıma düştü. Senin gibi insanlardan nefret ediyorum. O zaman dibimizde dolaşma. Gerçekten ne kadar acınası olduğunuzu hayal edemezsiniz. Kendinizi çok önemli bulmanıza rağmen. Bırak beni. Kurtulmak istedim ama boğazımı biraz daha sıktı. Hayatın değersizdi. Ama ölümünün nedeni hakkında çok endişeliydin. Ve nedense senin için açıklama yapmak zorundayım. Lanet olsun. Neden açıklama yapıyorum? Kendin beni takip ettin. Ben mi? Öyle olsun. Bu bir daha olmayacak. Yani boğazımıza yapışacaksan olmasın zaten. Allah Allah. Benden uzak durmanı tavsiye ederim. Gitmeme izin verdi. Yürü git. Sizinle üst katta ilgilenecekler. Gitmek istedim ama beni durdurdu. Eline ne oldu? Mahkumdan bahset, söyleme. Kendi boğazımıza yapışırken iyiydi, elimizdeki yaraya mı şey oldu? Daha önce hiç mahkumdan bahsetmedim. Acaba bahsetsem mi? Bize ne yapabilir ki ileride? Sence? Beni bu psikopatla yalnız bıraktın. Yaklaşmasaydın hiçbir şey olmazdı. Kızgın görünüyordu ama bakışları elimdeki zaten pıhtılaşmış kana döndü. Zigza, bunu sen mi yaptın? Hayır, onu dinleme. Zigza sana karşı kin besliyor. Lucifer bana döndü. Yürü git. Ağrıyorsa üst katta ağrı kesici iste. Yalnız Zigza'ya bir şeyler yapar sanmıştım. Adam bizi suçladı bildiğin ya. Sesi rahatsız edici geliyordu ve yüzü endişeliydi. Yoksa gerçekte olmayan bir şey mi gördüm? Kendimi hallederim. Hücreden çıktım. Çabucak koridorda yürüdüm. Etrafta hiçbir şey fark etmeden. Kanatlarımı açtım ve uçtum. Sanki bir şeyden kaçıyordum. Etrafa bakmaktan ve mahkumu ve Lucifer'ın bu delice bakışlarını görmekten korkuyordum. Araya niye virgüller koymuşlar? Zaten okurken zorlanıyorum. İyice saçma yerlerde duruyorum. Ayaklarım yere değdiği anda Miselina'nın sesi duyuldu. Vicky. Aa. Titredim ve ona doğru döndüm. Açıkçası beni burada bekliyordu. Beni korkuttunuz. Sen de beni hayal kırıklığına uğrattın. Geçmiş hayatını öğrenmenin yasak olduğunu biliyordun. Ve yine de kuralı çiğnedin. Ama beni öldürdüler. Anlamıyorsunuz. Miselina ellerini uzattı. Ah bebeğim, anlıyorum ama kurallar kuraldır. Bu sefer seni affettiler. Birçok tanınmayan ilk başta ölümü ve sevdiklerini görmedikleri için bu durumu kabul edemiyor. Ama daha fazla hata yapamazsın. Aksi takdirde bu kötü sonuçlanabilir. Ben gerekeni yapacağım. Sizi anladım. İhtiyatlı olduğuna sevindim. Kıyafetlerimi inceledi ve yüzü her saniye daha da üzüldü. Zavallı şey, cehennemde korkunç hücreler var. Duşa ihtiyacın var, ne dersin? Evet, sanırım. Misilin artık bana kızamadı ve eskisi gibi sıcak bir şekilde gülümsedi. Elimden tuttu ve birlikte okula döndük. Sıcak bir duş beni biraz kendime getirdi. Yara herhangi bir köpekte olan daha hızlı iyileşti mi?
Yani ilk Göklerin Sırrı kitabının çevirisi de biraz sıkıntılıymış gibi. Tekrar insan gibi hissettim. Neredeyse ölümü unuttum. En iyi terapi, dolaba bakmak ve giymek istediğiniz şeyleri gözlerinizle aramaktır. Çiçekli elbise. Çiçekli elbiseyi giyersek, sanırım Andy beğeniyordu. Bunu giyersek Lucifer beğeniyordu. Tabii ben bunları yanlış hatırlıyor da olabilirim şu an. Bu daha iyi. Mimi'nin yatağındaki battaniye kıpırdadı ve bir inilti duyuldu. Sonra şeytanın uykulu yüzü ortaya çıktı. Kirpikleri geri getir. Ne? Kirpikler. Kimin? Şeytanın. Mimi yataktan fırladı. Şaşkınlıkla bana baktı. Neredeydin? Neden şeytan kirpiklerine ihtiyacın var? Hangi kirpikler? Dolap kapılarını açtı. Ah, rüya görüyordum herhalde. Mimi kıyafetlerini giydi. Ve Eddie ve Sammy'nin bizi beklediği arka bahçeye çıktık. İşte isyancımız. Siz neden bahsediyorsunuz? Vicky'nin ne yaptığını duymadın mı? Uyuyordum. Vicky? Mimi kollarını göğsüne katladı ve bana baktı. Gösterişli bir şekilde kaşını büktü. Özel bir şey yok. Sadece beni kimin öldürdüğü hakkında biraz daha fazla şey bilmek istedim. Hadi ama alçak gönüllülük yapma. Ölümlülerle aktif bir şekilde iletişim kurdu ve yeryüzünde o kadar uzun süre geçirdi ki yakalandı ve zorla geri getirildi. Lucy'nin yanında olduğunu ve babasından ağzının payını aldığını eklemeyi unuttun. Siz niye bu duruma bu kadar keyiflendiniz peki? Mimi'nin yüzü taş gibi oldu, uzaklaştı. Sıfır sana yardım etti mi? Öyle diyebiliriz. Peki ölümün hakkında ne öğrendin? Benim katilim bir araba kiraladı ve bir otelde kaldı. Evet, hazırlanıyordu. Kesinlikle. Sürdüğüm rotayı ve eve dönmem gereken zamanı biliyordu. Kimi rahatsız ettin? Üniversiteden yeni mezun olmuş bir kız kimi rahatsız edebilir? Önemli olan aptalca bir şey yapma. Bir daha itaatsizlik edersen cezanın ne olacağını kim bilebilir? Belki de kuledeki öğrenci gibi kilitleyecekler. Hangi öğrenci? Edi, küçük bir ölümlü kızdan daha kötü dedikodu yapıyor. Mimi onun saçlarını karıştırdı. Edi ona aynı şekilde cevap verdi ve tekrar dalga geçmeye başladılar. Kimse kim olduğunu ve neden orada durduğuna, orada tutulduğunu bilmiyor. Herkes sadece bir öğrencinin okul yönetiminin yanındaki bir kulede kilitli olduğunu biliyor. Birisi onu gözetimsiz bırakmaktan korkuyor. Uuu. Eddie bir hayalet canlandırmaya başladı. Ya senin gibi ölümünü kabul edemezse? Nino yanımızdan geçti. Selamlaşarak başını sıkıca eğdi. Ona gülümsedim ama bana bakmak istemiyormuş gibi aceleyle döndü. Dino beni görmezden mi geliyor? Sorun ne? Tekrar gülümse. Her şey yolunda gibi davran. Sorun ne? Üzgünüm. Lafı dolandırmayalım. Bir şey olmadığını söyle. O daha ilginç hale geliyor. Sanırım onları yalnız bırakmalıyız. Ama merak ediyorum. Semi onun kolundan tutup götürdü. Mimi arkadaşlarını takip etti. Yalnız kaldığımızda Dino yavaşça bana döndü. Ama bakışları hala bir yerde dolaşıyordu. Dino, gerçekten aptalca bir şey yaptın. Biliyorum ama bu benim hayatım. Hangi hayattan bahsediyorsun? Herkes hakkında. Sırıttı ama kızgın değil. Daha çok yorgun. Artık dünyevi bir hayatın yok. Sen sadece bir görevi yerine getirmek için gelen ve daha sonra gidecek olan bir misafirsin. Ne fazla ne eksik. Bunun yerine sirk yapıyorsun ve Lucifer'ı da bu işe bulaştırdın. Duygusal bir şekilde omuzlarımı aldı ve gözlerimin içine baktı. Lucifer güvenebileceğin en son kişidir. Yani Lucifer'la yapmış olmamıza bozulmuş daha çok bence. Aptal. Aptal olan sensin. Birbirimize çok uzun süre baktık.
ve bir noktada her ikimiz de utanarak döndük. Hiç düşünce ağacının yanına gittin mi? Hayır, o ne? Uçan kayaların üzerindeki en yaşlı ağaç. Zihni temizler, kötü düşünceleri ortadan kaldırır ve sadece güzel bir yer. Görmek ister misin? Memnuniyetle, başka zaman. Memnuniyetle diyelim. Sanırım öpüşme falan olmuyordu orada. Ama oraya uçmalısın. Artık öğrendin mi? Tamamen. Beni oraya götürür müsün? Beni oraya götürür müsün? Hala uçmayı bilmiyor musun? Henüz emin değilim. Numara yapıyoruz işte, anlasana ya. Pratik yapmazsan asla öğrenemezsin. Merak etme, bir şey olursa yanındayım. Beni takip et. Arkadaşlar, Dino bize balık tutmuyor. Balık tutmayı öğretiyor şu an. Kanatlarını açtı. Kendini yerden itti ve uçtu. Birkaç çırpıntı daha ve benden onlarca metre ötedeydi. Hey, bekle. Kanatların hışırtısı, tüylerin rüzgara boyun eğmesi ve aynı zamanda evcilleştirilmesi, tüm bunlar sarhoş ediyordu. Benim için uçuşlar hala gergindi ama doğuştan olanlar için yürümek kadar kolaydı. Dino elini uzattı, avucumu eline koydum. İşte burada bir ara sahne çizimi çok güzel olurmuş. Ama getirdiği yer de çok güzel. Yeterince yükseğe çıktık. Yakında deniz ejderhasının yanında uyukladığı devasa bir ağaç ortaya çıktı. Fry? Uçan bir kayanın üzerinde durdum ve ağırlığımın altında hafifçe sallandı. Fry başını kaldırdı, bana ve Dino'ya baktı ve gözlerini tekrar kapattı. Yanında uzanmak ister misin? Ve Fry aldırmaz mı? Korkma. Ona yaklaştım, yanında biraz dolaştım, cesaret edemedim. Sonunda yakınına uzandım ve başımı boynuna koydum. Sessiz ol oğlum. Kulağını kaşıdım ve biraz homurdandı. Dino yanıma yerleşti. Şimdi şu ışıklara bak, onları görüyor musun? Ağaç yapraklar yerine ateş böcekleri gibi bir şeyle kaplıydı. Rüzgarda titrediler, sonra daha parlak yandılar. Sonra neredeyse söndüler. Görüyorum. Onlara bak. Bakıyorum. Göğsümde ağır bir yük olan endişe çözülmeye başladı. En karanlık düşünceler ve korkular uzaklaşmaya ve dağılmaya başladılar. Hafiflik, neredeyse sağlıksız oföre ortaya çıktı. Güldüm, kollarımı yaydım. Derin bir nefes aldım. Bu nasıl çalışır? Bilmiyorum, sadece işe yarıyor. Hepsi bu. Biliyor musun? Ölümsüzlüğün kusurları var. Bazen unutulmuşluğa gitmek istersin. Bu ağaç kendini temizlemeye yardımcı olur. Dino'ya döndüm ve yüzünü incelemeye başladım. Bir tür içsel dürtü yüzünden uzanıp yanağına dokundum. O zar zor titredi ama bu benim bakışımdan kaçmadı. Geri çekilmesini bekledim ama Dino hareket etmeden yatıyordu. Sonra elimi kendi elleriyle kapladı, başını hafifçe çevirdi ve avuç içimi öptü. Dino ile ilişkiniz gelişti. Biraz geri çekildi ve Fry'i sevmeye başladı. Dikkatli olmalısın, anlıyor musun? Evet. Ayağa kalktı ve elini uzattı. Hadi gidelim, bizi özleyecekler. Bu kadar kısa zamanda mı özleyecekler? Fry'ın kulağının arkasını kaşıdım ve meleğin arkasından uçuruma daldım. Melek Fenzio ciddi bir yüz ifadesiyle ileri geri yürüdü. Kollarını arkasına katladı. Birçoğunuz biraz. En son olaylardan dolayı utanç içinde. Sizi temin ederim. Kaçan mahkumun okulla bir ilgisi yoktur. Tanınmayan ne olacak? Biz ilgileniyoruz. Yine de eğitimi sıkılaştırmaya karar verildi. Lucy, Dino, nasıl yapılacağını gösterin. Şimdi hepiniz bunun için çaba göstermelisiniz. Lucifer ve Dino kanatlarını esnetirken melekler ve şeytanlar iki tarafa ayrıldı. Tanınmayanlar kendileri kime katılmayı seçtiler? Şeytan yolu. Şeytanların yanında durdum. Pekala. Nasıl da mutlu oldun Osti'cim. Osti beni omzuyla itti ve öne çıktı. Çekil. Kaltak. Aynısını yap, sessiz ol. Omzuna dokunarak bir adım ileri gittim. Çekil. Kendini en akıllı sanıyorsun küçük insan. Beni kanadımdan tutup büktü. Acıdan dizlerime düştüm. Bırak. Sakin olun, şimdi olmaz. Lucifer ve Dino yukarı yükseldiler ve birbirlerinin karşısında dondular.
Dino'ya karşı değilim ama Lucifer onu bitirecek. Dino çok uğraşırken çok eğlencelidir. Dino'yla da nasıl dalga geçiyorlar, zavallı şey. Başlayın. Çocuklar ileriye koştu. Lucifer daha güçlüydü ama Dino hızlı ve riskli olduğunu kanıtladı. Lucifer'ın darbelerinden kaçtı ama başarısız olursa zor anlar yaşadı. Herkes bağırdı. Lucifer. Eddie bana vurdu. Senden destek grubu pek olmaz. Lucifer böyle mi? Gibi. Daha yükseğe çıktılar ve bulutların arkasına saklandılar. Onları izlemek zordu. Sadece titrek silüetler görülebiliyordu. Melek ve şeytan birbirleriyle savaştılar ve her biri diğerini yıkmaya çalıştı. Ama sonra bir vuruş duyuldu. Herkes titredi ve oğlanlardan biri aşağı doğru uçtu. Beyaz kanatlar yere yayıldı. Dino'nun yakınlarında Lucifer da düştü ama o ikinci oldu ve demek kazandı. Dino bir şekilde ayağa kalktı. Lucifer da yavaş yavaş. Lucifer kazandı. Ay, oğlu kaybetti diye nasıl hırslandı adam. Bana öyle geliyordu ki Fenzion'un dişlerini nasıl gıcırdattığını duydum. Şeytanlar muzaffer bir şekilde çığlık attı. Lucifer Dino'ya elini uzattı ve el sıkıştılar. Bu ilginçti. Evet. Şimdi geri kalanınız. Kanat çırpma sınıflar sayesinde yüksek uçmayı öğrenmeli. Yüksekliklerden korkmayı bırakmalısınız. Ve sadece uçmak, planlamak ve manevra yapmakla kalmayıp aynı zamanda savaşlar sırasında uçuşta da kalabilmek. Çiftlere ayrılın ve rakibinizi yere indirmeye çalışın. Kimi seçmeliyim? Mimi, Andy, Eddie, Sami, Semi, Mimi'yi alalım. Mimi, savaşacak mıyız? Seni 2 saniye içinde yere atacağım bebeğim. Sakın biriniz de insaflı yaklaşırsınız, bu bilmiyor dersiniz. Yakala. Uçtu ve hemen bulutların arkasında kayboldu. Arkasından yükseldim, etrafa baktım ama kimse yoktu. Ve sonra pat, yere bastırıldım. Daha gökte 2 saniye duramadık. İşte yakalandın. Ama bu haksızlık. Seni görmedim bile. Bir iblisle dürüst kavga mı? Sen dalga mı geçiyorsun? Melek Fenzio bana yaklaştı. Hız sorunların var. Hadi canım, ciddi misin? Ne büyük bir tespit yaptın. Bu bir kanat güreşi. Bulutların arasından rahat bir uçuş değil. Senin için başka bir görev olacak. Kanatların bir çırpışıyla yukarı ve aşağı doğru hızlı olmalısın. Yapana kadar tekrarla. Ah, güzel. Bulutların üstünde olmak için kanatlarımı en az 4 kez çırpmak zorunda kaldım. Bu gerçekçi değil. Ama 2 kanat çırpmadan sonra tepeye çıkana kadar bunu defalarca tekrarladım. Kanatlar ve özellikle sırt kasları sızlandı ve ağrıyordu. Uçmaya devam etmeyi zorlukla başardım. Zaten aşağı inmek istedim ama ileride bir şey değişti. Kuledeki küçük bir şey dikkatimi çekti. Bakmaya başladım. Kuledeki hapis çocuk. Kule penceresinde birisi duruyordu. Kim olduğunu anlayamadım ama nedense bakışlarını tüm içtenlikle üzerimde hissettim. Kendimi kötü hissettim ve aşağı indim. Her şey yolunda mı? Solgun görünüyorsun. Bizi mi düşünüyorsun? Evet. Tamam, bugün senin için yeterli. Sadece aptalca bir şey yapma. Bir daha itaatsizlik edersen cezanın ne olacağını kim bilebilir? Belki de kuledeki öğrenci gibi kilitleyecekler. Bunu az önce de söylemediler mi aynı diyaloglarla? Tekrar mı ediyor şu an? Hangi öğrenci? Kimse onun kim olduğunu ve ne için tutulduğunu bilmiyor. Herkes sadece bir öğrencinin okul yönetiminin yanındaki bir kulede kilitli olduğunu biliyor. Birisi onu gözetimsiz bırakmaktan korkuyor. Çocuklar onun hakkında konuşmuyorlar mıydı? Melek Fenzio herkesin inmesini bekledi. Bugünlük bu kadar. Hepiniz tembel yeteneksiz olduğunuz sürece herhangi bir zayıf adam sizi yere serecek. Çalışın. Pelerinin tabanlarını keskin ve gergin bir hareketle düzeltti ve okula gitti. Mimi bana doğru koştu ve Andy, Eddie ve Sammy'yi çekti. Sonunda gitti.
Terk edilmiş trende buluşalım mı? Tabii ki. Siz neden bahsediyorsunuz? Zaman zaman partiler düzenliyoruz, rahatlıyoruz, istediğimizi yapıyoruz. Öğretmenler bunu biliyor mu? Olduğunu biliyorlar ama nerede olduğunu bilmiyorlar. Gözlerini kapatıyorlar. Yani bizimle misin Vicky? Başka seçeneğin var mı? Sammy bir tarafta, diğer tarafta Mimi durdu. Bizimle gelmelisin. Tartışacak bir şey yok. Beni vazgeçirmen gerek. Bu sefer değil. Yani gerçekten başka seçeneğim yok. Peki kime daha çok boyun eğmek istedin? Bana mı yoksa Sammy'ye mi? Sana. Sammy'ye, kimseye. Bu melek şeytan puanı veriyor herhalde ya. Sana. Hiç şüphem yoktu. Herkes güldü ve sonra buluşma hakkında anlaştık ve odalara gittik. Mimi dolap kapılarını açtı. Ne giyeceksin? Arkadaşlar, ben az önce yanlış söyledim. O kırmızı elbiseyle alakalı değilmiş. Beni kokluyor musun? Özür dilerim. Bana döndü ve bir süre doğrudan gözlerime baktı. Arada böyle diyalog varmış. Direkt elbise seçmeye geçeceğiz diye aradakileri okumamıştım. Ve sonra aniden sanki fikrini değiştirmekten korkuyormuş gibi. Çabuk ve bulanık bir şekilde konuştu. Çocukken Lucifer ve ben hep birlikteydik. Birlikte pis numaralar yapıyorduk. Sonra olgunlaştık ve Lucy'nin benimle çok fazla zaman geçirecek zamanı yoktu. Yıllar geçti. Uzun zamandır yabancıyız ama geçmişi özlüyorum. Ama aniden sen ortaya çıkıyorsun ve koşullar öyle gelişiyor. Böylece onunla çok zaman geçiriyorsun. Beni omzumdan tuttu ve sert bir şekilde sıktı. Mimi. İlk başta onu kıskandığımı sanıyordum. Gözlerini indirdi ve vücudumu inceledikten sonra tekrar kaldırdı. Ama sonra düşündüm ve o pisliğin seni benden almasını istemediğimi fark ettim. Mimi sessizdi. Ben de hiçbir şeye cevap vermedim. Ve sonra sessizce sordu. Bunun hakkında ne düşünüyorsun? Her şey arkadaşlığımızla mı ilgili yoksa bu başka bir şey mi? Tüm sözlerini çılgınca düşünmeye başladım. Ve Mimi'nin onu sevip sevmediğimi sorduğunu fark ettim. Ve daha sonra ne tür bir iletişim kuracağımız cevabıma bağlıydı. Bence bu sadece arkadaşlık, daha fazlası. Ya bu seçimin çok erken geldiğini düşünüyorum ben. Diğer rotalar 2. 3. sezonda kapanırken niye bu 6. bölümde soruluyor ki? Mimi omzumu bıraktı ve üzgünce gülümsedi. Evet, büyük olasılıkla. Şeytanlar, onlar fazla sahiplenici. Peki ya kıyafet ne olacak? Karar verdin mi? Heh, kıyafet konusuna gelirsek bu kıyafeti Andy beğeniyordu. Bunu da Lucifer beğeniyordu. Bu da düz. Bunu alalım. Ben seçerken Mimi kıyafetlerini değiştirmeyi başardı. Bölmenin arkasından çıktı ve kalçalarını salladı. Nasıl? Çok seksi, abartılı, tatsız, sevimli. Seksi. Mimi memnuniyetle döndü. Teşekkür ederim. Mimi ile ilişkiniz gelişti. Kapı çaldı. Girebilir miyim? İçeri gel. Andy kapıda mütevazi bir şekilde dondu. Sizi rahatsız etmedim mi? Hayır, zaten gidiyoruz. Tren kayalarının arasında bir yerde, okuldan uzaktaydı. Bir mahzende olduğu gibi dışarıdan sessizdi. Ama içeri girer girmez seslerin kakofonisi neredeyse kulaklarımızı tıkadı. Melekler, şeytanlar ve tanınmayanlar sanki hiçbir şey olmamış gibi birbirleriyle iletişim kurdular. Sizin tüm garediniz okulda mı yani? Birçoğu açıkça yasak hakkında endişelenmeden öpüşüyordu. Tam bir özgürlük ve neredeyse bir şey vardı. Neyse işte bu. Yasağı ihlal etmekten korkmuyorlar mı? Bakışın birbirlerinin bedenlerini çok aktif olarak araştıran bir çift şeytan ve melek üzerinde durdu. Yasak şartlı. Kimsenin umurunda değil. Önemli olan yakalanmamak, yoksa okuldan uçarsın. Hiçbir durumda gebe kalmamalısın. O zaman kanatlarını kaybedebilirsin. Oo, dünyaya sürgünde var mı? Ölümlüler arasında yaşamak zorundasın.
varmış arkadaşlar. Bu gerçekten berbatmış gibi yüzünü buruşturdu. İblislerden biri Mimi'yi çağırdı. Biraz uzaklaşacağım. Utangaç olma. Bu iletişim kurmak için iyi bir yoldur. Mimi uçtu ve beni Andy ile yalnız bıraktı. Glift ister misin? O ne? Ateşli serap. Dünyadaki alkollü içecek gibi. Sadece glift insanları öldürürdü ama bizi sarhoş ediyor. Evet, teşekkürler. Andy glift'in peşine düştü. O yokken etrafa baktım. Dino hiçbir yerde yoktu ama Lucifer heybetli bir şekilde kanepede oturuyordu. Dino yasak bir partiye gelir mi? Gelmez. Onun yanında kendini beğenmiş hosta oturuyordu. Diğer şeytanlarla bir şey hakkında konuşuyordu ve onun küstah konuşmalarını dinlediler. Lucifer açıkça sıkıldı ve konuşmalara katılmadı. O da mevcut olanları inceledi ve sonra bakışları bana geldi. Beni baştan ayağa kadar muayene etti ve gözlerinde, yüz ifadesinde bir şey onu tatmin etti. Ya ben Lucifer'ın bu kaşlarını sevmiyorum. Çok şey geliyor böyle. Değişik. Bana bir çeşit istek ve onayla baktı. Lucifer kıyafetini çok beğendi. Lucifer utancımı fark ettikten sonra sırıttı ve hemen döndü. Umursamıyormuş gibi yaptı. Aşağılık. Andy iki bardak glift ile bana yaklaştı. Al. Glift de çok heybetli valla. Boğazım yandı. Sıcak sıvı mideme döküldü. İğrenç. İlk başta hep böyle. Dino'nun nerede olduğunu bilmiyor musun? Dino böyle yerlere gitmez. Burası onun gibi ilkeli ve doğru bir melek için çok ahlaksız bir yer. Ama diğer melekler geliyor, görüyorsunuz. Andy bunu biraz siniriyle söyledi. Evet. Burada kim var? Bize sataşmadığı günü günden saymıyor ya. Bizden önce nasıl zaman geçiriyordu bu göklerde acaba? Osti ellerimden glifli olan kadehi aldı. Hepsini içti ve duvara fırlattı. Duvara fırlatmasaydı şeytan olduğu belli olmazdı, iyi yaptı. Kadeh kırıldı. Aklını mı kaçırdın? Şeytanlar şovu sever canım. Senin gibi gri fareler anlayamaz. Ondan ne istiyorsun? Annesi yüzünden babam taht ünvanını kaybetti. Kızının ne kadar önemsiz olduğunu görmek daha da aşağılayıcı. Osti belli ki çok içti ve şimdi her zamankinden daha fazla konuştu. Saçlarını tut. Onun yerini bildir. Sözlerine gül. Uzağa bak ve özür dile. 1 ve 4 eksi şöhret veriyor arkadaşlar. Kesinlikle seçmeyin. Sözlerine gül. Komik olan ne? Hiçbir şey. Sadece senin için üzülüyorum. İyi bir şey ifade etmeyen bir gülümsemeyle bana doğru bir adım attı. Ama Andy beni durdurdu. Defol. Benimle böyle konuşmaya nasıl cüret edersin? Sen bir hiçsin. Ama Lucifer bize yaklaştığında şeytanın harareti hızla söndü. Sakin ol Oste. Zavallılar bir arada kalmalı. Az önce ne dedin? Zavallı olduğunuzu ve buraya ait olmadığınızı. Andy öfkelendi. Neredeyse Lucifer'a saldırmak istedi. Ama iblisin sözleri keskin bir bıçak gibi onurumdan nasıl geçtiğini hissettim. Artık onun yanında olmak istemedim. Bu yüzden sessizce döndüm ve uzaklaştım. Nereye tanınmayan, sert bir gerçek seni üzüyor mu? Karışma Oste. Vicky. Andy peşimden koştu. Bekle. Elimi tuttu ve durdurdu. Hey, nasılsın? Bunu daha fazla dinlemek istemedim. Gerek yok zaten. Ellerimizi birbirine kilitledi. Sıcak ve gerçekten gülümsedi. Bu ucubelerin akşamı mahvetmesine izin verme. Andy biraz daha yaklaştı. Sonra sarıldı. Yavaşça sırtını okşadı. Bu da fırsattan istifade herhalde. Şşt. Daha yakın yaklaş. Geri çekil. Ellerini ellerime aldım ve geri adım attım. Desteğin için teşekkürler. Her zaman senin yanındayım. Kapı açıldı ve bir melek vagona koştu. Beyaz tüylerinden kan damladı. Dizlerinin üstüne düştü. Kanatları titredi ve kırılmış gibiydi. Ne oldu? Hainler. Bana saldırdılar. Kim? Şeytanlardan biri.
Daha şimdi Eddie ve Sammy'yi kalabalık arasında fark ettim. Emin misin? Kesinlikle, küçük şeytan. Tam olarak kim? Ben bilmiyorum. Sadece kırmızı gözleri hatırlıyorum. Dengesini tutmadan çömeldi. Sammy ve başka bir melek ona yardım etti. Şeytanlar süreci yoğun bir şekilde gözlemleyerek kenara çekildi. Bizi avlamaya başladılar. Şeytanları hiçbir şey durduramaz. Kapa çeneni. Sana kimin saldırdığını bile bilmiyorsun. Bir şeytan tarafından saldırıya uğradım. İçinizden biri. Melekler ve şeytanlar birbirlerine bağırmaya ve küfretmeye başladılar. Birisi kavga etmeye başladı ve öfkeli kalabalık sokağa fırladı. Andy sessizce her şeyi izledi ve aniden yavaşça özetledi. Görünüşe göre meleklerin ve şeytanların öğrencileri arasında bir savaş açtı. Ve 6. bölümümüz de böyle bitti arkadaşlar. Bir sonraki bölüm görüşene kadar kendinize iyi bakın.